arkadaşlarım. Öncelikle hepinize günaydın diyor, saygıyla selamlıyorum. Sunuma başlamadan önce kısaca kendimi tanıtmak isterim. Burcu İler Ünyeli, Esen Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği, Dokma Türk Eğitim Merkezi'ne Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni olarak görevlendirildim. Branşım psikolojik danışma ve rehberlik, yüksek lisans alanım klinik psikoloji. Birlikte çalıştığım eğitim ateşten Sayın Mehmet Fikret Aragütür'le değerli katılımlarını görüyorum. Kendisinin desteğini bizden hiç esirgemediği için buradan saygıyla selamlıyorum. Çocuklarda oyun ve davranış bozuklukları seminerine hoş geldiniz diyerek bir başlangıç yapalım. Evet, çocuk kimdir? Çocuk ifadesi, bebek, çocuk ve ergenleri kapsar. Ruh sağlığı alanında 18 yaşına kadar her birey çocuk olarak adlandırılır. Uyum ve davranış bozukluğu nedir? Uyum, bireyin içinde bulunduğu çevreyle dengeli ilişki kurabilmesi ve bu ilişkiyi sağlıklı bir şekilde sürdürebilme becerisidir. Gelişim süreci içerisinde çocuklar birçok beceri kazanırlar ve bununla birlikte sorunlarla karşılaşırlar. Tabii ki pek çok sorunla biz de karşılaşıyoruz değil mi? Bu sorunlar karşısında anne baba ve yakın çevrenin sergilediği tutum ve davranışlar uygun olduğunda sorun kolaylıkla halledilebilir, çözüm bulabilir. Ama uygun olmayan tutumlar karşısında da sıkıntılar, kalıcı uyum ve davranış sorunları maalesef görülebilir. Ailede ve toplumda meydana gelen olumlu ve olumsuz bütün olaylardan her insan gibi tabii ki çocuk da etkilenir. Ancak çocuklar yetişkinler gibi yeterli tecrübe birikimi, gelişmiş mantığa ve güçlenmiş bir iradeye sahip olmadıkları için karşılaştıkları olumsuz şartları, aynı değişiklikleri ve zorlukları yetişkin desteği olmadan kolay aşamazlar. Çünkü henüz çatışma çözme becerisini yetişkinler kadar edinememişlerdir. Aile büyüklerinden birinin ölümü, babanın işini kaybetmesi, yeni bir eve taşınılması, okulun değiştirilmesi, boşanma, yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi gibi beklenmedik olayları ve değişiklikleri çocuklar kabul edemezler, daha doğrusu kolay kabul edemezler ve uyum sağlamakta güçlük çekerler. Anne ve babadan destek gören, ailede sağlıklı iletişim sürdürülebilen, sevilen, özgüven duygusu gelişmiş bir çocuk kısa sürede yeni duruma uyum sağlayabilir. Aile aslında burada bir aile bağları çimento görevi görmektedir. Uyum sağlayıncaya kadar geçen süre içinde gösterilen davranış bozuklukları ruh sağlığına zarar vermeyen geçici uyum bozukluklarıdır. Bunlar aslında çocuğun sosyal gelişimi için faydalı tecrübelerdir. Çünkü bu süreçte ancak çatışma çözme becerilerini öğrenebilmektedir. Davranış bozuklukları çocuklara çocuğun içsel çatışmalarını davranışa aktarması sonucu ortaya çıkar. Yani içsel yaşamış olduğu bir takım problemleri davranışsal olarak da ortaya koyduğunda davranış bozukluklarını gözlemleyebiliyoruz. Her çocuğun gelişimi kendine özgüdür, parmak izi gibidir. Bu nedenle her çocuk birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır. Ancak hepsi davranış bozukluğu olarak değerlendirilmemeli. Davranış bozukluğu, bireyi, aileyi olumsuz yönde etkileyen, diğer insanların temel haklarının çiğnendiği, yaşı uygun toplumsal kuralların hiçe sayıldığı davranışlardan oluşan bir durumdur. Bir davranışın davranış bozukluğu olarak değerlendirilebilmesi için bazı ölçütler vardır. Öncelikli olarak yaşına uygun olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Buna karar verebilmek için çocuğun bulunduğu yaşın gelişimsel özelliklerine hakim olmak gerekir. Çocukta gelişim sürecinde bazı değişiklikler, hayatın zorlayıcı şartları, yeni durumları ortaya çıkarabilir. Çocuk buna uyum sağlayana kadar geçici uyum sorunları yaşayabilir, bu çok doğaldır. Yani bir davranışa davranış bozukluğu diyebilmeniz için gelişim dönemine özgü davranışların dışında olmalıdır. Bir diğer ölçüt ise davranışın yoğunluğudur. Ortaya çıkan duygu ve davranışın şiddetinin normalinden fazla olması gerekir ve işlevselliği yaşamda bozuyor olduğunu gözlemlenebilmesi gerekir. Davranışın sürekliliği de ölçütlerden biridir.
Şimdi çocuk uyumsuzluklarına bakalım. Duygusal gelişimle ilgili problemler, kaygı, korku, öfke, inatçılık, saldırganlık, utangaçlık ve kıskançlık başlığı adı altında uyumsuzlukları toparlayabiliriz. Şimdi bu yoldan ilerleyeceğiz hep birlikte. Kaygı ile başlayalım. Kaygılarımız vücudumuzun strese karşı verdiği aslında çok doğal tepkilerdir. Ki olması gerekir. Geleceğe karşı duyduğumuz korkularımız ve endişelerimizi içerir. Mesela topluluk önünde konuşma yapacak olmak ya da işimizin ilk günü çoğu insanın gergin ve korkulu hissetmesine neden olabilir, değil mi? Kişinin tehlike ya da tehdit altında endişelenmesi, korkması veya kaygılanması tamamen doğal bir içgüdüdür. Ne gibi belirtiler ortaya çıkar? Bir takım fizyolojik belirtiler de ortaya koyar tabii. İşte titreme, çarpıntı, kendimizden de biliriz, gerginlik, terleme veya baş dönmesi gibi bedensel tepkiler kaygı ifadesidir esasında. Ancak bu göstergelerin şiddetli olması, uzun süre devam edip kontrolden çıkması, anksiyete bozukluğunun bir göstergesidir. Anksiyete bozukluğu dediğimiz şey esasında kaygı bozukluğuyla aynıdır. Herkeste var olan kaygının daha yoğun ve işlevsiz olmuş haline verilen isimdir diye tanımlayabiliriz kaygı bozukluğunu. Kaygı bozukluğu gece geç saatte ıssız bir sokakta yürürken kaygı duyduğumuz aslında burada bizi korur, denge sağlar. Hızlı şekilde evimize yönlendirir bizi. Yani aslında bu da bir savunma mekanizması diyebiliriz kaygı için. Burada yaşanılan kaygı bizi koruyan işlevi olan bir kaygıdır. Ancak gündüz herkesin olduğu bir ortamda tıpkı gecedeki gibi kaygı duymak ve hemen eve gitmek işlevini yitirmiş bir kaygı olabilir. Kaygı bozukluğu durumuna bir başka örnek vermek gerekirse yangın alarmı örneği kaygı bozukluklarını çok güzel açıklamaktadır. Yangın alarmları, yangın çıktığı zaman kişileri uyaran, koruyan bir mekanizmadır, değil mi? Sadece yangın durumlarında sinyal vermesi beklenir ki doğru olan budur. Biz ancak bu durumda harekete geçeriz. Ancak yangın alarm sistemi bozulmuş ise her türlü etmene karşı sinyal vermeye başlar ve kişileri ne yapar? Yanıltır. Kaygı bozuklukları da bu duruma benzetilebilir. Yerinde duyulan kaygı bizi korurken, aslında bir savunma mekanizması işleri görürken, ortada tehdit yokken duyulan yoğun kaygı bizi sürekli yanıltır ve yanlış baş etmemize yol açar. Yani yanlış davranışlar ve tepkiler ortaya koymamıza sebep olur. Yetişkinlerde sıklıkla görülen kaygı bozukluğu, çocukluk döneminde de karşımıza çıkmaktadır. Tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi çocukların da bazen yoğun bir şekilde belirli bir duruma karşı kaygı korku yaşadığını ve bununla baş etmek için uygun olmayan yöntemleri seçtiklerini görürüz. Peki kaygı bozukluklarının belirtileri nelerdir? Şöyle ayırabiliriz aslında. Ayrılık kaygısı, sosyal kaygı, yaygın kaygı, özgür fobiler şeklinde ayırabiliriz. Kaygı bozukluğunun her birinin belirtileri kendisine özeldir. Temelde ortak yönleri ise çocuğun yaşıtlarına oranla belirli durumlara karşı yoğun kaygı yaşaması ve bu kaygıyı yönetmekte kullandığı işlevsiz baş edin yöntemleridir. Ayrılık kaygısında çocuk kendisine bakım veren kişiden ayrılma konusunda yoğun kaygı yaşar. Genellikle bakım verenin bir daha göremeyeceğine, onların veya kendisinin tek başına yaşamını sürdüremeyeceğine inanır. Bunlara bağlı olarak da bakım verenden ayrılmak istemez. Zorunlu ayrılık olduğu durumlarda ise yoğun kaygı duyar, ağlar veya içe kapanır. Mesela annesinden okula ilk kez başlayan bir çocuğun ayrılmak istemeyişi ve ona yapışması buna bir örnek verilebilir. Peki sosyal kaygıda çocuk yaşantıları ile iletişim halinde kalmaktan
özellikle yaşıtları arasında herhangi bir performans sergilemekten aşırı kaygı duyar. Genellikle bu tip durumlardan kaçınır. Bu çocuklar sınıf öğretmenleri tarafından genelde sessiz, sakin ve katılımı az çocuklar olarak tanımlanmaktadırlar. Sınıf içerisinde parmak kaldırmaktan, sınıf yapmaktan, oyunlarda yer almaktan olmalı ve aralarda mutlaka kabul ifade eden tepkilerimizi, hı, anlıyorum, olabilir gibi tepkilerimizi verebilmeliyiz. Korkuya geçtik. Kimi insanlar karanlıktan korkarlar, kimileri yalnız kalmaktan, kimileri ise gök gürültüsünden, değil mi? Bizim de korkularımız vardır esasında. Kimisi ölümden korkar, böceklerden korkan çocuklar da vardır. Korku canlı varlıkların bilinen ve bilinmeyen tehlikeler karşısında gösterdikleri en doğal tepkilerdendir. Çocukların korktuğu şeyler yaşına göre değişiklik gösterir. 2-3 yaşındaki bir çocuk gök gürültüsünden, elektrik süpürgesi sesinden, 3-4 yaşındaki bir çocuk ise karanlıktan, işte ödü diye tanımladığı şeyden, 6 yaşındaki bir çocuk ise hayaletten, yangından korkabilir. Bazı anne babalar korkularını çocuklarının yanında sürekli göstererek yaşarlar. Tepkileri bazen olması gerekenden aşırıya kaçabilir. Çocuk da model aldığı kişilerin korkuları, çocuğun model aldığı kişilerden de aslında korkuyu öğrendiğinden bahsetmiştik. Peki, çocukların eğitiminde korkuyu bir disiplin aracı olarak kullanarak bir şeyler yaptırılmaya çalışılması da çocukta korku oluşmasına neden olur. Örneğin yaramazlık yaparsan çöp kovasının yanında ayakta beklersin gibi ya da bu hatana karşılık hepimizden hemen özür dilemelisin gibi mecbur koşmalar. Ya da anne babaların odaya kapatma cezaları, daha ötesinde sözlü ve fiziksel şiddet içeren bir takım davranışlar çocuğun korkusunu besleyip büyütebilmektedir. Aşırı koruyucu ailelerin çocuklarında korkular çoğalmakta. Parkta kaydırağa binme düşersin, o çocukların yanına gitme, seni döverler gibi cümleler de aslında çocuğun özgüvenini de olumsuz etkilemektedir. Peki, şimdi burada terapistlerin kullandığı, korkularda kullandığı bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Sistematik duyarsızlaştırma aslında çok da yabancı olmadığınız bir teknik. Bu sebeple paylaşmak istedim. Klasik koşullanma ilkesine dayanan davranışçı terapi türlerinden biri olan maruz bırakma, yüzleştirme terapisidir bu aslında. Kaygılarda olduğu gibi korkularda da etkilidir. Karşı karşıya getirmek ise çocuğun isteği dahilinde kademeli olarak yapılması şarttır. Bir uzman eşliğinde gerçekleştirilirse daha sağlıklı olacaktır. Çocukta olumsuz, eğer bir uzman eşliğinde gerçekleştirilmezse olumsuz kalıcı etkilere de yol açabilir. Nasıl mesela? Sudan korkan bir çocuğun korkusunu aşması için İşte annesi babası tarafından havuza birden atılması gibi düşünün. Onun yaşadığı korkuyu düşünün. Yani bir şeyleri aslında onaralım derken bozmak gibi bir şey oluyor bu. Peki öfkeden biraz bahsedelim. Öfke de aslında tabii ki insani bir duygu. Üzüntü, mutluluk gibi. Öfke diğer duygular gibi uygun ifade edildiğinde doğal hayatımızın bir parçası. Olumlu ve olumsuz her duygu gibi öfkenin de bir ömrü var. O da ömrünü tamamladığında etkisini kaybedecektir. Ancak öfke kontrolden çıkıp yıkıcı bir hale dönüştüğünde okul, aile, yetişkinsek, iş ortamında, kişisel ilişkilerde ve genel yaşam kalitesinde sorunlara neden olabilmektedir. Peki bizler hangi durumlarda öfkeleniyoruz? Bunlara bir bakalım. Önce biraz kendimizi tanımlayalım, kendimizden yola çıkalım, tanıyalım kendimizi, öyle devam edelim çocuklar üzerinden. Örneğin sıkıldığımızda ve anlaşılmadığımızı hissettiğimizde, burası çok önemli, öfkesi olan insan önce anlaşılma ihtiyacındadır çünkü. Haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüzde, kendimizi ifade edemediğimizde, istek ve ihtiyaçlarımız karşılanmadığında, ya da karşılanmayacağını düşündüğümüzde
yalnızlık, kaygı, utanç ve bunlar gibi bir takım duygulara da eşlik edebilmektedir. Peki, öfkelendiğimizde stres ve gerginlik başlar. Nefes alıp verme sıklığımızda değişiklik oluşur. Adrenalin salgısı artar. Kalp atışları hızlanır ve kan basıncımız artar. İşte kimileri yüzünün kızarmasıyla öfkelendiğini belli eder. Kimilerinin elleri titrer, avuçlarının içi terler. Değil mi? Aslında kan basıncının da artmasının bir sonucudur bu. Peki öfke patlamalarından bahsedeceğim şimdi. Duyguları bastıran, ruhsal gerginliğini ve kızgınlığını ifade etmesine izin verilmeyen çocuklar, birikmiş saldırganlık duygularını uzun süre taşıyamazlar. Bir olayı veya yerine getirilmeyen bir isteğini sebep göstererek, kısaca hani bahanesi olmuş diyelim, birikmiş sıkıntılarını öfke patlaması şeklinde boşaltır. Ayrıca hatalı eğitim sonucu, kural tanımayan, her isteği yerine getirilmiş, aile üstünde buyurgan, egemen çocuklarda kural veya aşamayacakları bir engelle karşılaştıklarında kabullenmekte güçlük yaşarlar ve öfke nöbeti geçirebilirler. Peki, öfkelerini nasıl ortaya koyarlar? Aslında burası çok önemli bizim için. Kendilerine yönlendirebilirler. Örnek verecek olursak kendini yere atmak aslında kendine zarar verme davranışıdır. Duvara başını vurmak gibi, elleriyle kendi başına vurmak gibi. Öfkelerini çevirip eşyalara yönlendirebilirler. İşte kapıları çarpmak, eşyaları ya da oyuncaklarını kırmak, yere atmak gibi olabilir. Ya da öfkelerini çevrelerindeki bireylere yönlendirebilirler. Öfkelendiği kişiye fiziksel sözel şiddet uygulamak ilk tercihidir. Ancak bunu yapamıyorsa, kendisinden daha zayıf bulduğu kardeş ya da arkadaşa ya da işte yetişkinse bir çalışanına, koşulsuz kabul gördüğü annesine olabilir, öfkesini yönlendirebilir. Şimdi burada çok önemli, çok da sevdiğim, önemli bulduğum ve sevdiğim bir söz. Bir çocuğun üç ebeveyni vardır. Annesi bir, babası iki. Üçüncü ebeveyn ise anne ile baba arasındaki ilişkidir denilir. Peki devam edelim. Kaygı, öfke kontrolünde ne yapılabilir? Kısaca küçük tiyolar vermek istiyorum. Bizim de belki hayatımızda işimize yarayabilecek şeyler bunlar. Nefes egzersizleri ve gevşeme egzersizleri fizyolojik uyarılma ve kaynaklarını fark edebilmeyi sağlar. Sinir sisteminin tekrar denge kurmaya ihtiyacı vardır. Buna yardımcı olur. Kontrollü nefes alma ve gevşeme egzersizleri isterseniz şöyle bir yapalım beraber. Diyaframı kullanarak nefes düzenleme. Öncelikle nefesimizi 3'e kadar sayarak burnumuzdan yavaşça, çünkü 3'e kadar sayıyoruz, almamız gerekiyor. Çocuğa da bunu öfkelendiği anda yapabiliriz. Yani öfkelendiği anda o nöbetten sonra sakin bir yere alıp onu dinlemeye çalıştığımız anda bunu yapabiliriz ki sinir sistemi kontrollü bir şekilde tekrar eski düzenini bulsun. Bir, iki, nefesi aldı burundan. Şimdi içinde tut nefesi diyoruz. Bir, iki, üç. Tamam, şimdi yavaşça bırak. Bir, iki, üç. Burada diyaframı kullanarak bir düzenleme yapıyoruz. Bunu 5-6 kez tekrarlamış olması aslında onun biraz böyle sakin ve daha dingin durabilmesi, sağlıklı düşünebilmesi için de bir yol. Peki karbon dioksit inhalasyonundan bahsedelim. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Bir kesik kağıdını her yerde bulamayız tabii. Ama varsa tercih edilen bir kesik kağıdı, bir poşet ile aslında olabilir. Nefesimizi yine burnumuzdan alacağız ama kesik kağıdının içerisine, örneğin şunu kesik kağıdı olarak düşünelim. İçerisine yine burnundan nefes alıp ağzından vererek solumasını isteyeceğiz. Aslında kendi karbondioksitini, verdiği karbondioksitini tekrar alacak.
Bu yoksa o anda, kendimiz için de olabilir, kaygılı bir anımızda, avuç içinde, örneğin bir sunum, bir seminer yapacaksınız, kalabalık bir senkozunda diyelim. Avuç içine nefesinizi verip tekrar alabilirsiniz. Bunu tekrarladığınızda yine 5-6 kez kendinizde bir rahatlama, daha sağlıklı düşünebilme hali bulacaksınız. Dakikada 9-16 kez burundan nefes almak, hızlı bir şekilde burnundan nefes al, ağzından ver. Burnundan nefes al, ağzından ver. Burnundan nefes al, ağzından ver. 9-16 kez. Bir de progresif gevşeme dediğiniz bir yöntem var. Bunu aslında kendi kendimize kaldığımız anlarda daha rahat yaparız. Çünkü ayakkabıları çıkarmak, işte rahat bir ortamda olmak, ev ortamı olabilir, gerekebilir. Bütün kasların önce ayaktan başlayarak kasılması ve sonra da gevşetilmesi tekniğidir progresif gevşeme. Bu da esasında bilişsel davranışçı terapilerde çok kullanılan, ödevlendirilen bir yöntemdir. Bir de ritmik egzersizler vardır. Onlar da planlı bir şekilde verilmektedir. Devam edelim. İnatçılık. Çocuğun gelişiminin bazı dönemlerinde ortaya çıkan bir özellik, kişinin belli ve kabul edilen bir neden olmadan bir olayda ya da harekette ısrar etmesine inat denir. Çocuk kendi varlığının farkına vardığı bu dönemde karşısındaki insana da aslında direkt bir şeyi kabul ettirme çabasındadır. Çevreden gelen uyaranlara karşı direnir. Bu dönem yaklaşık 18 aylıkken başlayıp 4 yaşına kadar devam eder. Aslında bu gelişim dönemini önümüze koymuş olduğu doğal bir süreçtir. Peki problem yok diyoruz o zaman burada. Çocukla ilgilenen yetişkinlerin de çocuğun gösterdiği inat davranışına inatla karşılık verip çocuğun direnme gücünü kırmaya çalışmaları inanın çok yanlıştır. Bu tutum çocukta normal bir gelişimsel özellik olan o inatçılığın kişilik özelliği olarak yerleşmesine neden olur. Yine bir şeyleri yapalım derken bozmuş olabiliriz. Peki, inatçı çocuk saldırganlığını pasif direniş yoluyla ortaya koymuş olur aslında inatta. Evet, yani o öfke duygusu, saldırganlık duygusu aslında saldırganlık içimizde var olan bir duygu. Tabii ki içgüdüsel de bir davranış. Pasif yolu da inatçılık diyelim. Peki, inatçı çocuğun genel tutumu olumsuz, gergin anne çocuk ilişkisinin bir sonucu diyebiliriz aslında. Hani derler ya, yani hep çocukluğuna inelim, çocukluğuna inelim. Evet, çocukluk dönemindeki gelişim dönemleriyle ilerleyen süreçteki ruh sağlığımız arasında güçlü bir ilişki vardır. Anne ile çocuk arasında bu savaş giderek başka alanlara da sıçrayarak inatçı bir kişilik ileriye dönüp ortaya çıkabilir. Çocuğa karşı inat davranışları göstererek çocuğa yanlış model de olmuş oluruz. Her zaman davranışlarımız örnektir. Çocuklarımız birer fotoğraf makinesi gibidir. Söylediklerimizden çok yaptıklarımızı taklit etmeye meyillidirler. Yani yapılabilecek şeyler ne olabilir? İnatta seçenek sunmak. Eğer ki bir şeyde çok inatlaşıyorsa önüne o odaklandığı tek nesne ya da tek figür yerine, tek talep, istek yerine bir seçenek koyarsak ve ona bir tercih hakkı sunarsak yine o istediği egemenliğe sahip olmuş olur. Yani yine seçme hakkını kendisinde olduğunu düşünür. Peki bu da olmuyorsa ne yapabiliriz? Değişken oranlı pekiştirme tarifesi var. Mutlaka yine hepimizin duyduğu şeylerden bir tanesi. O sebeple aldım sunuma. Şimdi bu teknik bazen görmezden gelmekle ilgili ifade edeceğim bu tarifeyle ilgili anlatmak istediklerimi. Aslında inatçılık evresinde eğer ki çocuk seçenek sunduk hala inada devam ediyorsa bizim orada bu pes etmek değildir.
Bu yine de karşılık olarak görmezden gelme davranışı sergilememiz gerekir. Peki görmezden gelme davranışını bazen sergiliyor ve bazen sergilemiyorsak çocuğa karşı tutarsız bir tutum ortaya koymuş oluruz. Nasıl sonuçlanır? İşte değişken oranlı pekiştirme tarifesinin sonucuyla sonuçlanır diyelim. Örneğin milli piyango biletleri ve kumar oynama esnasında kullanılan tekniklerden, güçlü pekiştireçlerden, aşılması zor olan pekiştireçlerden birini kullanmış oluruz. Değişken oranlı pekiştirme tarifesinde ne vardı? Pekiştirecin kaç davranış sonucu ortaya çıkacağı belli değildi. Bazen 2, bazen 4, bazen 10 davranış pekiştirilir. İşte sönmeye karşı da en dirençli tarifedir. Eğer ki tutarsız bir tavır sergilersek, inat davranışına, bu olumsuz davranışa karşılık, o olumsuz davranışını güçlü şekilde pekiştirmiş oluruz. Kesinlikle kararlı bir tutum sergilememiz gerekiyor. Kurallarımızda da böyle. Peki saldırganlık, Freud'a göre saldırganlık insanda güdüsel olarak yer alan iki kuvvetli dürtüden biridir. Çocukların büyük çoğunluğu engellendiklerinde veya kendilerine zarar verildiğinde kendilerini korumak için saldırgan davranışlarda bulunabilirler. Bu durumlarda saldırgan bir yapıya sahip olduğu düşünülemez çocuk. Çünkü saldırgan bir kişiliğe sahip olan çocuklar olur olmaz durumlarda ve zamanlarda saldırıya geçerler. Çocuğun, yani kontrolsüzdür esasında, çocuğun saldırgan bir kişilik geliştirdiği yargısına varmak için zarar verici, rahatsız edici eylemlerin sıklığı normal değerlerin üstünde seyretmelidir. Devam edelim. Evet. Anne babaların saldırganlığa eğilimli çocuğun televizyonda ya da diğer kitle iletişim araçlarında şiddet ve saldırganlık içeren görüntüleri çocuklar için engellemeleri gerekir. Onların görmesi gerekiyor tabii ki. Kendileri de izlerken görünmemeli. Neden? Yine model olma dediğimiz konuya geliyoruz. Örnek olma, model olma. Peki, sınıf ortamında çatışmaları çözebilmek daha zordur. Bu sebeple okullar önemli bir modeldir. Öğretmenin çocuklar arasındaki diyaloğu artırabilecek etkinlikler yapması önemlidir. Öğrencinin saldırganlık davranışını tetikleyen sebepleri gözlediğinizde durumu fırsata çevirerek bu konuyu konuşun ve ona sorular yönlendirin. Aslında çok güzel rehberlik etkinliklerimiz var değil mi? Sınıf rehberlik etkinliklerimiz. Onlardan faydalanabiliriz. Burada da esasında faydalanabiliriz. Çünkü sınıf rehber öğretmenlerinin rahatlıkla uygulayabildiği ve bizlerin de öğretmenler olarak rahatlıkla uygulayabileceği etkinliklerdir bunlar. Planlanmış, uzmanlarca bir ekipçe hazırlanmış, onaylanmış etkinlikler aslında kıymetlidir. Kullanmak ve değerlendirmek gerekir. Peki, şöyle devam edelim. Çocuğun sorularına dürüstçe cevap vermek gerekir. Onun anlayacağı yalınlıkta, kavga eden insanların nasıl göründüğünü, neden anlaşılmadıklarını çocukla tartışabilmeliyiz. Çocuğa davranışlarının olumsuz sonuçlarını gösterebilmeliyiz. Saldırgan davranışları ile hiçbir şey elde edemeyeceğini aslında yaşayarak görmesi en etkili yöntemlerden biridir. Yaşantının sonucunu mutlaka fark ettirmek gerekiyor konuşarak. Peki, sakinleşmenin iyi bir yolu da mola vermektir. Mola vermek, olumlu ya da olumsuz şeyleri düşünmemek anlamına gelir. Zihnin ve bedenin toparlanması için ona zaman vermektir esasında. O ortamdan uzaklaşması gerekir. Ne diyebiliriz çocuğa? İşte şimdi bir mola verelim. Bu konuyu daha sonra düşünelim. Ertelemek gerekiyor aslında o an o göstermiş olduğu şiddet eylemi esnasında. Bunu göstermemesi için önleyici bir çalışmadır da aslında. Bazı çocuklar kitap okuyarak mola verirler. Bazıları basketbol oynayarak. Bazıları kendi yatağına uzanarak, öyle tavana bakarak. Bazıları
eğer ki nasıl kendi keşfetmemişse ve gerçekten molayı nasıl vereceğini bilmiyorsa, biz ona uygun olan birkaç yolu deneyip bir tanesini sonrasında seçebiliriz. Şöyle de söyleyebiliriz. Bir hayal ortamına götürüp şu an uçan bir balonun içinde olduğunu düşün. Bunu hayal edebilirsin. Aslında molaya biz götürmüş oluruz burada çocuğu. Ya da en sevdiğin şeylerden birini aklına getirebilirsin gibi. Bireysel etkinlikler, az önce bahsettiğim gevşeme ve nefes egzersizleri çocukla birlikte yapılabilir. Utangaçlık, diğer adıyla çekingenlik. Utangaç çocuk kendini sosyal ortamda gergin ve rahatsız hisseder. Tepkisi suskun ve temkinli olur. İletişim kurmak ister ancak buna cesaret edemez. Peki, utangaçlık aslında yeni olan bir ortama karşı verilen doğal bir davranış tepkisidir. Çocuk yeni tanıştığında insanlara karşı daha tepkinli, temkinli yaklaşabilir. Burada kendini koruma amacı vardır yine. Bu bizim için kabul. İlkokul çocuğu bireysel farklılıkları idrak eder ve toplum kurallarını öğrenir. Bu yaş döneminde çocuk ilgi odağı olmak aslında istemez. Bundan çekinebilir. Başkalarının göstermiş olduğu o ilgiden, sevgiden kaçmak isteyebilir. Gelişim evrelerinde olan çekingenlikler zamanla kendiliğinden geçecektir. Dediğim gibi gelişim dönemlerinin bize getirmiş olduğu bazı şeyler var. Çekingenlik de aslında bunların içerisinde. O yüzden hemen her davranışı çocukla etiketleyip bir kenara koymuyoruz. Tamam, bu utangaç ve çekingen bir çocuk olacak demiyoruz. Buna bir örnek verecek olursam mesela 2 ve 5 yaş grubu çocuklar, çocuklara baktığımız zaman bu çocuklar aslında gelişim döneminin getirmiş olduğu doğal bir tepkiyi verirler. Çekingen bir davranış sergileyebilir yeni girdiği ortamda annesinin ya da babasının arkasına saklanarak. Peki bunu bu çocuk için, bu çocuk işte utangaç ve çekingen bir çocuk olacak, gelecekte eyvah mı demeliyiz? Hayır. Aslında bu onun gelişim döneminin getirmiş olduğu bir özelliktir. Yeni girdiği ortamda güven hissedebilmesi için önce gözlemlemesi gerekir. Ancak şöyle ifade edelim. Bu yoğun olarak yaşanıyor. Çocuk hiçbir şekilde arkadaş edinemiyorsa ya da girdiği ortamda sadece bir arkadaşı oluyorsa, aylardır girdiği ortamda bir arkadaşı oluyor ve kendini kapatıyorsa burada çekingenlik durumu ciddiye alınabilir. Ancak böyle durumlarda çocukla ilgili olarak bir yardım düşünülebilir. Devam edelim. Selektif mutizm diye bir şey var yine bu konuyla ilgili. Selektif mutizm aslında konuşmama halidir. Bu seçici konuşmama halini şöyle değerlendirebiliriz. Çocuk bazı ortamlarda, kendi rahat hissettiği ortamlarda kendini ifade edebilmekte. Ancak yeni girdiği ortamlarda tutmakta. Ya bireyleri seçmekte ya girdiği mekanı seçmekte. O mekanda ve o kişide kesinlikle ve kesinlikle konuşmamakta. Aslında bu çocuk aile içerisinde rahat konuşabilir, kendisini rahat ifade edebilir, ana dilini rahat kullanabilir. Ama ne zaman o ortama girse keskin bir sessizlik ya da ne zaman o kişiyle karşılaşsa keskin bir sessizlik hakimdir çocuğa. Bu durumda tabii ki mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekir. Peki sınıflarda utangaç çekingen çocuklar. Utangaç çocuklar bazen öğretmenin küçük bir ilgisiyle işbirliğine açıktır. İşbirliği yapar. Parmak kaldırmaktan korkan çocuklara bir aferin. Olumlu bir söz sarf ettiğimizde ne olur? Çocuk aslında hemen bize bir gülümsemeyle kendini açabilir. Çekingen çocuklardan başlangıçta çok iyi performans bekleme, ödevini tam yapmasını isteme, yapamadığında eleştirme, olumsuz sonuç verir. Çünkü diğer bir çocuğa söylediğiniz
diyelim ki sizin normal farz ettiğiniz bir hitap tarzı o çocuk için kabul edilemez olabilir. Hassasiyetleri vardır çünkü. Biraz daha böyle ılımlı, daha sevecen yaklaşılmaya ihtiyaç duyarlar. Sınıfta başlangıçta bu çocuklara hemen diğer çocuklarla aynı sorumlulukları vermek yerine küçük küçük adımlarla aslında ilerlemek gerekir. Sorumluluk da vermek gerekir ayrıca. Örneğin sınıfta şöyle bir şey de vardır. Eğer öğretmen kimden bir şey istiyorsa, atıyorum sıramdaki kalemi alabilir miyim dediği öğrenci, aslında sanki öğretmenin yeğlediği, tercih ettiği öğrenciymiş gibi algılanır diğer öğrenciler tarafından. Bu tarz sorumlulukların çekingen ötekiler çocuklara verilmesi hem sınıftaki imajını yükseltir çocuğun, hem de kendisinin öğretmenin gözündeki algısıyla ilgili olumlu bir düşünce geliştirmesine neden olur. Peki, dinledik, hassasiyetlerin farkında, anlayışlı ve yapıcı bir tutum takınmalı dedik öğretmen. Çocuklar grup faaliyetlerine yönlendirilmelidir. Altını çiziyorum, grup faaliyetleri. Aynı zamanda onları yalnız bırakmamalı, arkadaş ortamı içerisinde destekleyici, yine bağlayıcı bir unsur olabilmeliyiz aslında. Arkadaşlarıyla bağlayıcı bir unsur olabilmeliyiz onun için. Buna ihtiyaç duyar çünkü. Ama biz onu sağladığımızda o ortamda arkadaşlarıyla beraber oyuna katılabilir. Daha sonrasında da kendi katılmak isteyebilir. Biraz cesaretlendirmek gerekiyor bu tarz çocukları. Diğer öğrencilerin bu öğrencilerle ilişkilerini güçlendirebilmek için sınıfta isim kullanmadan genel mesajlar da verebiliriz. Şimdi kıskançlık konusuna geldik. Kıskançlık insanın gelişimi düşünüldüğünde hangi yaşta olursa olsun en temel ve baş edilmesi en zor duygulardan birisidir esasında. Kıskançlığın içgüdüsel olup olmadığı bir tartışma konusu şu anda, ama bilinç dışı süreçlerde bir dinamik olarak insan davranışlarını etkilediği bilinmektedir. Çocuk da kıskançlığa baktığımız zaman, yani tamam kıskançlık dedik, her insanın içinde olan doğal bir duygu, ama biz şimdi çocukta bakalım. Bu duygusunu kontrol ederek sosyalleşirken denge sağlamayı ancak zamanla öğrenir. Yani aslında yetişkine göre çocuğun o kıskançlık duygusunu törpüleyip kontrol etmesi, bir dengeye koyması sosyal yaşantı içerisinde daha güçtür ve zaman alır. Fakat bazı çocuklar sevdikleri kişilerin başkalarına ilgi göstermesinden rahatsız olurlar. Aslında paylaşmak istemezler. Bu anne olabilir, baba olabilir, kardeş ya da bir öğretmen, değil mi, bir arkadaş olabilir. Peki kıskançlığı yoğun yaşayan çocuklar kendisine olan ilgi ve sevginin aslında başkasına yönelmesi sonucunda kendini nasıl hisseder? Terk edilmiş hissedebilir. Peki terk edilmiş hisseder de o duyguları yaşamasına neden olduğu kişi hakkında nasıl duygular besler? Bir de oraya bakalım. Öfke, nefret, değil mi? Öç alma duyguları. Aslında önceden var olmayan, yeni var olmuş biri ve onun sahip olmak istediği ilgi ve sevgiye sahip oluyor onun gözünde. Onun değerlendirmesiyle bu böyle. Peki o kişinin, bu kardeş olabilir, arkadaş olabilir, aslında artık hayatında var olmasını istemiyordur. Onun kendine varoluşuna bir tehdit olarak algılamaktadır. Dolayısıyla davranışları da farkında olmadan bu yönde gelişebilir. Yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi genellikle bir kıskançlık başlangıcı, evet, olabilir, ama burada derinlerin kardeşlik kıskançlığından bahsetmeyeceğim. Sınıfta nasıl olur? Başkasını ve davranışlarını sınıfta örnek gösterdiğimiz bir çocukla diğer çocuğun kıskançlık duygusunu aslında besleyebiliriz. Buna dikkat etmeliyiz diyorum. Ödüllendirmelerde de her zaman ölçülü olmak gerekiyor. Bakın, şimdi sizi bir karakterle tanıştırmak istiyorum. Mehmet. Mehmet bugün okula gitmek istemiyorum diyor annesine. Annesi de diyor ki hasta mısın yoksa okula gitmeyi seviyorsun aslında.
Evet, seviyorum ama sadece gitmek istemiyorum. Annesi tekrar soruyor, bir sorun mu var? Bu aralar çok devamsızlık yapıyorsun. Halbuki Mehmet 2 haftadır yeni bir okula başlamış. Devam edelim. Acaba neden okula gitmek istemiyor? Şimdi baktığımız zaman 2 hafta öncesine dönüyoruz ve bu davranışın kaynağını bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar, Mehmet artık bizim sınıfta olacak. Hadi tanışalım. Ve öğretmenin bu tepkisine karşılık merhaba ben Mehmet, buraya yeni taşındık şeklinde bir açıklama yapıyor Mehmet. Sonrasında arkadaşları ne diyorlar? Hoş geldin Mehmet. Bir karakterimiz daha var. Bununla tanıştırayım hemen sizi. Bu karakterimiz, bu öğrencimiz de Arda. Hı, diyor Arda, sınıfımızda yeni biri var. Evet, yeni biri gelmiş. Peki. Annesi eve döndüğünde soruyor. Okulda ilk günün nasıldı oğlum? İyiydi anneciğim diyor. Sınıfı sevdim. Ertesi gün tekrar okula gittiğinde arkadaşlarının şöyle bir tepkisiyle karşılaşıyor. At bakalım topu. Çok uzatman lazım. Peki o top bakın nereye gidiyor? Mehmet'in yanındaki çöp kovasına şangır şungur derken o kovayla birlikte bizim Mehmet de maalesef yere düşüyor. Bu esnada da kahkahalar kopuyor. Ve arkadaşlarının tepkileri, hey şuna bakın daha önünü görmüyor. Taklit etmek isteyen var mı? Nasıl çöplerin arasına düştüğünü. Evet, tabii Mehmet şu an hiç anlamıyor. Niye benimle dalga geçiyorlar? Ben onlara ne yaptım ki diyor. Çöp kovasıyla beraber yere kapaklandım. Evet, komik gelmiş olabilir ama dalga geçmeye devam etmezler umarım diyor kendince. Devam edelim. Peki, Mehmet arkadaşlarının yanına yaklaştığında Arda diyor ki, Mehmet, Arda ben basketbol oynamaya ne dersin? Mehmet basketbolu seviyor. Tabii çok severim. Arda bu sefer gülüyor. Ha, biz herkese basketbol oynamayız ama gibi bir tepki veriyor. Tabii şu an sizce Mehmet'in tepkisine şaşkın çünkü anlam veremiyor, değil mi? Devam edelim. Eve döndüğünde annesi aslında Mehmet'in mutsuzluğunun farkında. Canım seni bu hafta üzgün görüyorum hep. Bir şeye moralin mi bozuldu diye soruyor. Anne üzgün değilim, okulda yoruluyorum sadece diye cevap veriyor Mehmet. Babası soruyor, bir sorun mu var Mehmet? Ses yok. Devam edelim, tekrar okuldayız. Evet. Mehmet geliyor. İzleyin çocuklar. Arkadaşları Mehmet'i bekliyor demek ki, değil mi? Evet. Mehmet'e yine Arda bir çelme takıyor. Kahkahalar kopuyor sınıfta. Neden bana böyle davranıyorsun? Ne yaptım ki sana diye soruyor tabii ki Mehmet arkadaşı Arda'ya. Mehmet sen yürümeyi beceremiyorsun ki diye gülüyor Arda. Ayağıma çelme taktın ama diyor Mehmet. Bundan sonra senin adın sürüngen. Bakın isim takıldı hemen lakap. Çünkü yere yapışmayı çok seviyorsun. Yine gülüyorlar. Evet. Hala bizim Mehmet bu davranışları arkadaşlarının neden sergilediğini çözemiyor. Ben istenmeyen birisiyim. Elimden hiçbir şey gelmiyor ki. Neden böyle davranıyorlar? Anlayamıyorum diyor. Eve döndüğünde artık biraz daha içe kapanmayı tercih ediyor. Ben odama gidiyorum. Tamam Mehmet, birazdan yemek yiyeceğiz ama unutma diyor annesi. Tamam unutmam. Üzgün ve mutlu. Odasına gidiyor. Yine okulda bizim Mehmet. Evet arkadaşları Mehmet'i bekliyor. İşte geliyor peki. Geldi Mehmet. Şişt, masanın üstüne bak. Sana bir not bıraktık. Peki masanın üstünde ne yazıyor? Not bu. Sürüngen. Devam edelim. Mehmet nasıl hissediyor kendini? Hocam dışarı çıkabilir miyim diyor. Peki Mehmet nasıl hissediyor? Mehmet çok üzgün. Zil çalıyor ve evine gidiyor. Evinde
annesi Mehmet'in artık daha mutsuz olduğunu, mutsuzluğun derinleştiğini görüyor ve soruyor. Mehmet neyin var? Neden söylemek istemiyorsun? Üzülüyorum seni böyle gördükçe. Gözlerin ışığı gitmiş, saçlarına çok önem verirdin sen ama artık bunu bile önemsemiyorsun. Anne fark ediyor, bu da güzel bir şey. Peki, Mehmet okula isteksiz gidiyor ve geç kalıyor. Geç kaldım, özür dilerim. Mehmet, evet derse geç kaldım, sorunum var diyor öğretmen. Arkadaşları cevabını veriyor. Hocam, düşe kalka geldiği için geç kalmıştır. Ve yine bir kahkaha kopuyor. Mehmet, seni bir süredir iyi görmüyorum. Konuşmak istiyorum. Bu kim? Öğretmen. Biz çocuğun hayatında aslında çok önemli figürleriz. İyi gözlemci olmamız gerekiyor. Okul sırasında çocuklarımızı iyi gözlemlememiz gerekiyor. İyi değilim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü o çocuğun güvenliği ve belki de kendini açabileceği kişi, şahıs sizsiniz. İstersen konuşalım diyor öğretmen. Neler oluyor çözelim birlikte. Olur hocam diyor Mehmet. Peki bu neydi? Bu aslında bir zorbalık hikayesiydi. Peki anlatmaya çalıştığım şey bu karikatürlerde de aslında akran zorbalığı. Akran zorbalığı özellikle okul çağındaki çocukların birbirlerine veya tek bir kişiye karşı fiziksel, sözel ve davranışsal olarak zarar verici davranışlarda bulunması olarak tanımlanır. Günümüzde oldukça yaygın olarak karşımıza çıkan bir sorun, evet, teknolojinin de gelişmesiyle ve yayılmasıyla birlikte siber zorbalık adı verdiğimiz bir zorbalık çeşidi de aslında bireyin ki daha çok öğrenci kitlesinin psikolojik durumunu olumsuz bir yönde etkiliyor maalesef. Siber zorbalık dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen bir zorbalık biliyorsunuz. Bu tür zorbalıklar sosyal medyada, mesajlaşma platformunda, oyun platformlarında ve cep telefonlarında görülür. Hedef seçilen kişileri korkutmaya, kızdırmaya ya da utandırmaya yönelik olarak tekrarlanan bir davranıştır. Verilebilecek örnekler şunlar, sosyal medyada bir kişi hakkında yalanlar yayma ya da utandırıcı fotoğraflar yayınlama, mesajlaşma platformlarında incitici mesajlar ve tehditler yollamak diyebiliriz. Aslında yüz yüze zorbalık, bunun altını çizmek istiyorum. Yüz yüze zorbalığın bir uzantısıdır siber zorbalık. Genellikle yüz yüze zorbalık görmüş olduğu arkadaşlarından yine siber ortamda da zorbalık görmeye çocuk maalesef devam eder. Bakın. Ha yine geldi havuç kafa diyor arkadaşları. Facebook'tan bir arkadaşlık isteği geliyor. Bakın arkadaşlık isteğinde bir havuç resmi. Evet. Karakterimiz mutsuz. Arkadaşlarını anlatıyor. Herkes benimle havuç kafa diye dalga geçiyor. Ve bu böyle sürüp gidiyor maalesef, mesajlarla beraber ilerliyor. Yani aslında günlük yaşantıda yüz yüze yaşanan zorbalık artık maalesef siber zorbalığa da taşınıyor. En azından yazılı çizili görülür, komik bir şey oluyor ortada. Baktığımız zaman bir parça daha tutulur, anlatılır, anlaşılır, peşinden gidilir bir şey siber zorbalık. Daha kolay hakkını arayabiliyor çocuk, mağduriyet yaşadı. Tarafa karşı. Peki akranları tarafından zorba davranışlara maruz kalan çocuk kendini nasıl hisseder sizce? Yalnız, çaresiz, mutsuz, öfkeli, maruz kaldığı bu davranıştan tabii ki bezmiş hissedebilir. Okula isteksiz gidiyor olabilir. Örneklerde de gördük. Zaman zaman bunu ailesine dile getiriyor olabilir. Haklıyor da olabilir. Çocuk üzerinde yıkıcı etkileri olduğu zaten araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Zorbalıkla karşı karşıya kalındığında çocuklar bunu okulda güvendiği bir öğretmeniyle paylaşabilmeli. Ancak söylediğinde daha fazla zorbalığa maruz kalma korkusu yaşadığını da bilir. Endişelerinden dolayı saklayabilir. Bizlerin iyi birer gözlemci olması çocuğu açmak için aslında nedir?
gereklidir. Aslında baktığınız zaman dikkate alınmaya çocuğun ve çözüme o kadar ihtiyacı var ki yaşadığı bu olumsuz duyguların içerisinde. Çünkü bir çare bulamıyor, bir çözüm yok. Benzer davranışlara sürekli maruz kalıyor. Aslında bizde öğretmenlerin vicdani sorumluluğudur bu çocukların farkında olmak. Ve bir davranış planı çizebiliriz kendimize. Sadece farkında olmak değil tabii ki. Ne yapabiliriz? Mağdur çocukla bir görüşme sağlayabilmek, arkasından da mutlaka kendimize bu konuyla ilgili çözüm ortakları bulmalıyız. Bu çözüm ortakları kimler olabilir? Sınıf öğretmeni, okul idaresi, mutlaka aile, diğer sınıf arkadaşları olabilir, görüşmeler sağlanabilir. Ve arkadaşlık ilişkilerini gözlemlemeye devam etmeliyiz. Çünkü konuştuk bitti olmuyor maalesef. Sonrasında çocuğun endişelerinde çocuğu haklı çıkarmamalıyız. Sınıf arkadaşlarından ve mağdur öğrenciden bilgi almaya devam edebilmeli. İlişkilerini gözlemlemeyi sürdürmeliyiz. Muhakkak ki gerektiğinde önleyici tedbirler alabilelim. Evet, davranış bozukluklarına geçelim şimdi. Tikler, parmak emme, tırnak yeme, yalan, enuresis, enkopesis. Suça dönüşebilen bozukluklar var. Hırsızlık, evden ve okuldan kaçma gibi. Tikler, hızlıca ilerleyeceğim. Tikleri biliyorsunuz, beden kaslarında istemsiz şekilde ortaya çıkar. Kasılmalardır aslında. En sık kaslardaki kasılmalardır. En sık göz kırpma, kaş kaldırma, omuz ve baş oynatma, burun kıvırma şeklinde görülür. Tikler erkek çocuklarda daha sık görülmektedir. Tiklerin çoğu geçicidir. Genellikle çocukluk çağında başlayıp ergenlik döneminde ortadan kalkarlar. Genellikle istisnalar mevcuttur. Gergin, baskıcı, tedirgin, huzursuz aile ortamında büyüyen çocuklarda maalesef tikler daha sık görülmektedir. Tiklere neden olan organik bozukluklar varsa eğer bu bozuklukların tedavisi hemen yapılmalıdır. Kesinlikle aksatılmamalıdır. Tikler üzerinde üzerinde duruldukça artış göstermektedir. Siz ne kadar uyarı verirseniz o davranışı gerçekleştirme, tik davranışı gerçekleştirme sıklığı da o kadar artar. Bu konuşma bozukluklarından kekemelikte de böyledir esasında. Ne kadar üzerinde durursanız o davranışı o kadar pekiştirmiş olursunuz. Çünkü farkındalığı artar, odaklanması artar. Onu meşgul olabileceği farklı sosyal alanlara yönlendirebiliriz. Farklı şekillerde çocuğu doyurmamız gerekiyor. Aileyle tabii ki mutlaka görüşmeler sağlanması gerekir. Uzman desteği almadan olmaz. Mutlaka psikolojik destek alınmalıdır. Parmak emme davranışı çocukluğun ilk yılları için normal kabul edilebilir. Ancak davranış ileriki yaşlarda devam ediyorsa artık bu bir yine davranış ve uyumsuzluk sorunu kabul edilir. Çocuklar kendi sorunlarıyla başa çıkmadan yetişkinler kadar güçlü değiller demiştik zaten seminerin başında. Korku, açlık, anneden ayrılma ya da uykuya dalamama sırasında parmak emme davranışı küçük yaşlarda ne olur daha sık gözükür. Kreşe başlamış 11 aylık bir bebek anneden ayrı kalmanın verdiği korku ve endişeyle parmak emme davranışlarını sıklaştırabilir. İlerleyen yaşlarda eğer bu ilkokul çağına da kayıyorsa, ki kaygı durumlar çok, yani var diyeyim, çoktan ziyade kaygı durumlar da var. Evden uzakta kalışı, kaygılı oluşu, yaşamış olduğu içinde tolere edemediği kıskançlık duygusu neden olabilir. Tırnak yeme davranışı 4-5 yaşlarından itibaren görülmeye başlar. Nadiren daha küçük yaşlarda görülür. Tırnak yeme davranışı en yoğun okul çağında görülmektedir. Bu dönemde çocuk ailesi dışındaki ilk sosyal kurumla tanışmaktadır. Ve bu kuruma ait kurallara uyum sağlamaya, hani demiştik ki hayatında var olan değişikliklere uyum sağlamakta çocuklar yetişkinlere göre biraz daha yeteneksiz.
Bundan kaynaklıdır ki yine yeni bir kurum, yeni bir kurallar silsilesi içerisine girdiğinde uyum sağlama konusunda yaşamış olduğu güçlükleri tırnak yeme davranışıyla ortaya koyabilir. Başarısız olmak korkusu, kendine olan güvensizliği, arkadaş ilişkilerindeki sorunlar, akademik başarıya odaklanmış ebeveyn profili, mükemmeliyetçi tavırlar ebeveynlerde, dikkat eksikliği ya da öğrenme güçlüğü gibi farklı sıkıntıların yol açtığı eğitim sorunları, okul ve öğretmenle ilgili sorunlar tırnak yeme konusunda tetikleyici olabilir. Yine uyarılar tırnak yemede de pekiştireç görevi görür. Elini çek çabuk ağzından. Bak ben sana söylüyorum yine tırnağını yemiyorsun. Sürekli o davranışa çocuğu odaklamak aslında sakıncalıdır. Psikolojik destek alınması eğer süreyense ilkokul çağından sonra da gerekir. Yalan. Yalan insanların doğru olmadıklarını bildiği bir şeyi aldatmak, örtbas etmek amacıyla söylemesidir. Yalan söylemek toplum tarafından ayıplanan, kabul görmeyen bir davranıştır. 6 yaşından küçük çocuklar gerçekle hayali birbirinden ayırt edemedikleri için bu yaşa kadar söylenen yalanlar davranış bozukluğu olarak düşünülmüyor. Davranış bozukluğu demiyoruz. 7 yaşından itibaren soyutlama yeteneği gelişir. 8-9 yaşlarında gerçek ile yalan arasındaki fark tam olarak kavranır. 10-11 yaşlarında ise doğru ile yanlışı kendi bilişsel becerileri ile ayıklar hale gelir çocuk. Yalan söyleme 11 yaşın üzerinde devam ediyorsa eğer uyum ve davranış bozukluğu olarak kabul edilebilir. Kesin kırmızı net bir çizgidir 11 yaş. Burada da öncelikle yalanın sadece anne babaya mı, genel olarak mı söylendiğine dikkat edilmesi gerekir. Yani kişileri seçerek mi yalan söylüyor yoksa genel bir yaşam tarzı mı olmuş bakılması gerekiyor. Peki doğru söylersen bak hiçbir şey söylemeyeceğim dedikten sonra biliyordum zaten böyle olduğunu diyerek çocuğu cezalandırmak da oldukça yanlıştır. Cezalandırmak, özellikle fiziksel ceza uygulamak, yalanı ortadan kaldırmak için maalesef etkili bir yöntem değildir. Hani hep öyle zannederiz, maalesef değil, iyi ki de değildir. Suçluyu saptamaya çalışmak yerine hatalı davranışa ağırlık vermek gerekir. Hedefiniz çocuğun kişiliği değil, davranışı olmalıdır. Hep bunu söyleriz. Olumsuz bir davranış gerçekleştiğinde, örneğin odası dağınık olan bir çocuğa odasına girdiniz, bir ebeveyn olarak düşünün, odasına girdiniz, odası dağınık ve çocuğu çağırdınız, bunu 3., 4. kez de böyle görüyorsunuz, diyelim ki 20. kez görüyorsunuz. Yine de çocuğu çağırıp, sen ne kadar dağınık bir çocuksun, bakın dağınıksın aslında etikettir, yani onun kişiliğine yapıştırdığınız bir etikettir. Çocukta direkt savunma tepkisi doğurur. Ama bugün yine odanı dağınık görüyorum dediğinizde hem kendi gördüğünüzden, bendilinden bahsedersiniz hem de ne olur? Aslında burada onun karakterine, kişiliğine bir etiket, bir damga, olumsuz bir damga yapıştırmadan o gördüğünüz davranışla ilgili konuşmuş olursunuz. Bu karşıda savunma ihtiyacı doğurmaz. Tamam. Her zaman yardım ister şekilde olmak ebeveynlerde etkili yöntemlerden birisidir. Yardım ister demek, örneğin bu durum beni çok üzüyor gibi kendinizden bahsetmek. Yani şu anda ne yapacağımı bilemiyorum. Sana ne diyeceğimi bilemedim gibi cümleler kurmak aslında karşı tarafta oluşabilecek olan o direnci kıracak cümlelerdir. Peki, hangi durumlarda çocuğun yalana başvurduğunu saptamak, kökeninde yatan soruna inmek önemlidir? Mesela, yalanla karşılaştığımızda suçluyu saptamak yerine, amacımız bu olmamalı, suçluyu bulmak olmamalı, yerine yine hatalı davranışa ağırlık vererek o davranış üzerinden gitmemiz gerekir. Hedefiniz çocuğun kişiliği değil, davranışı olmalıdır. Kişiliğine yalancı etiketi damgalamak
ona aslında sen busun, kabul et demekle aynıdır. Her konuştuğumuz, kurduğumuz cümlenin, unutmayın, söz sihirdir, altta bir mesajı vardır, karşıda da yarattığı bir etki vardır. Devam edelim. Enüresiz, altını ıslatma, tuvalet eğitimi kasların olgunlaşmasına paralel olarak 2 yaşından itibaren evet kazanılmaya başlar. 4-5 yaşına gelinceye kadar gündüzleri daha sık olarak da geceleri altını ıslatma görülebilir. İlkokul çağındaki çocuklara baktığımız zaman %10-15 altında ıslatma, altını ıslatma problemi görülebilir. Erkek çocuklarda yatağı ıslatma oranı kızlara göre daha yüksektir. Enüresis de baktığımız zaman kalıtım, işte yapılan araştırmalar kalıtımın da etkili olduğunu göstermiş. Ancak yine aile içi problemlere de işaret edilmekte. Psikolojik bir neden aranmadan önce biyolojik sebepler sorgulanmalı tabii ki. Böbrekte ve boşaltım sisteminde var olan bozukluklar, idrar yollarındaki hastalıklar alt ıslatmalara neden olur, neden olabilir. Bununla ilgili de mutlaka önden bir doktora görünmesi gerekir çocuğun. Aksi halde psikolojik destek alması, hatta ilaç kullanması gerekebilir. Bir de enkopresis vardır. Bu da dışkı kaçırmayla ilgili. Yine 3-4 yaşında sonra enkopresis normal bir durum olarak karşımızda, evet, öncesinde karşımıza çıkmaktadır. 10-15'in de çocuk altını ıslatma problemi görülürken yaş ilerledikçe bu oran düşer %10-15'inde. Ergenlik çağında %2'ye kadar düşer. Erkek çocuklarda yatağı ıslatma oranı kızlara göre daha yüksektir. Yani kısaca geçeceğim burayı da. Enüresis baktığımız zaman şöyle ilerleyelim. Pardon, yanlış geldim. Enüresis'e baktığımız zaman enkopresis'e göre daha hafif gözüküyor. Psikolojik anlamda hani edinmiş olduğumuz bulgular yaşantısına dair ölçüde. Ama enkopresis'te dışkı kaçırmada daha ciddi psikolojik problemleri işaret edebilir. Psikotik dediğimiz boyutlara varabilecek, önlem alınmazsa ciddi bozukluklara işaret edebilir. Ama biyolojik bir nedeni olup olmadığı her ikisinde de mutlaka araştırılmalıdır. Daha sonra psikolojik olup olmadığı yönünde bir yol kat edilebilir. Devam edelim. Hırsızlık. Çocukların ilkokula başlayana kadar başkalarına ait olan eşyaları izinsiz alması hırsızlık olarak kabul edilmez. Çünkü mülkiyet kavramı gerçek anlamı ile ancak 7 ve 8 yaşlarından sonra gelişir. Okul öncesi dönemde çocuk sevdiği bir oyuncağın kendisine ait olup olmadığını düşünemediği gibi oyuncağın değeri hakkında da tek bir fikri yoktur. Çoğu zaman kendisindeki oyuncağı bırakıp başkasının elindeki oyuncağı almak isteyebilir, değil mi? Bu da aslında normal. İlerleyen yaşlara da bakacağız. Küçük yaşlarda mesela annesinin makyaj malzemelerini izinsiz alıp kullanan, takı ve tokalarını takan çocukları düşünebiliriz. Tabii ki bunları hırsızlık olarak değerlendirmek mümkün değil. Dolayısıyla şöyle bir bakacak olursak, ergenlik çağının başları aslında çocuğun her yönden değişim yaşadığı bir dönemdir. Mülkiyet anlayışı demiştik. Kendisine ait olma, bir başkasına ait olma. Bunun kavranması biraz zaman alıyor. Özellikle kardeşlerin kalabalık ailelerde eşyaları ortak kullanması, izinsiz birbirlerinin kıyafetlerini, eşyalarını kullanmaları, bu rahatlığı almış olmaları aslında mülkiyet kavramının gelişmesini geciktiriyor. Mesela yatılı okullar, çocuk yuvaları gibi. Ama tabii ki bu çocuklar da mülkiyet kavramını ediniyorlar. Hırsızlığın nedenleri arasında yukarıda belirtilen mülkiyet duygusunun gelişmemesi bazen kökeninde bulunabiliyor.
Bu dönemde çocuk kendini kanıtlamak, beğenilmek, güzel görünmek, bir gruba ait olma ihtiyacını karşılamak için bahsettiğimiz bu 12-13 yaş sıralarında, ergenlik döneminde gruba ait olma ihtiyacını karşılayabilmek için bazen ne yapabiliyor? İşte maddi yetersizliklerinden dolayı hırsızlık gibi bir davranışa yönelebildiklerini görüyoruz. Yani oran biraz daha fazla onlarda. Ayrıca şöyle ifade edeyim. Çocuk aileden ya da sevdiği, pardon, hoşlanmadığı birinden onun eşyalarını alarak öcü alma, ödeşme gibi bir tavır da sergiliyor olabilir. Aileden intikam alma, işte yani onları buna mahkum etme, aslında kendi çocuklarının böyle olduğuna mahkum etme gibi intikam duygusu. Ya da hoşlanmadığı bir arkadaşının sahip olduğu bir şeyi onun elinden alma duygusuyla alabiliyor. Ama en çok burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Ailenin sosyoekonomik düzeyinin iyi olmasına rağmen de çocuk hırsızlık yapabiliyor. Böyle durumlarda çocuk yetişkinlerin ilgisini çekmek için ben de varım diyerek kendini göstermek için hırsızlığa başvurmuş olabiliyor. Anne baba yoksunluğu, sevgi yetersizliği hırsızlığa neden olabiliyor. Ayrıca kökeni sürekli eleştirel tutum sergileyen, çocuğa sevgi ve kabul biletleri vermeyen bir aile tablosuna dayanıyorsa, destek alınmadığında ilerleyen yaşlarda kleptomani dediğimiz çalma hastalığı sorunu içinde, bu bir sağlık sorunudur, temel oluşturabiliyor. Mutlaka bir çözüm arayışında olmak gerekiyor. Evden, okuldan kaçma. Şimdi bunu da şöyle kısaca özetleyeyim. Yine burada temelinde aslında hoşlanmadığı bir ortamdan hoşlandığı ortama, güzel vakit geçirmediği bir ortamdan güzel vakit geçirmek istediği bir ortama geçmesi diyebiliriz. Yani çocuk evden kaçıyorsa onu huzursuz eden bir takım şeyler yaşanıyor olabilir. Bunlara mutlaka bakmak gerekir. Evden kaçmak, okuldan kaçmaya göre daha ciddi incelenmesi, bakılması, derinine inilmesi gereken bir konu. Okuldan kaçma ise çocuk dediğim gibi daha işte programın yoğun olması, derslerin ağır olması, artık bir süre sonra o rutinden sıkılıyor olması, farklı arayışlar, farklı heyecanlar peşinde olması aslında okuldan kaçma davranışı içerisinde özellikle arkadaşının da çok çok önemli olduğu o dönemlerde, ergenlik dönemlerinde sık görülebiliyor. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim. Biz teşekkür ediyoruz Burcu Hocam. Ağzınıza sağlık. Verdiğiniz çok kıymetli bilgiler için çok faydalı oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Soru sormak isteyen arkadaşımız varsa mikrofonunu açabilir şu an müsaiti. Hocalarım. Gayet anlaşılır anlatmışım demek ki. Öğretmenim çok teşekkür ederiz. Ben Münih'ten başlayayım. Arkadaşların da yolunu açayım. Aslında çok ilginç bir konuyu anlattınız. Ebeveynlere yönelik olarak çocukların vesaire akran baskısı. Tabii bir farkındalık oluşturmak lazım. Önceden fark etmek lazım. Çocuklardaki bu değişikliği gözlemek lazım. Ve bu süreçte de ebeveyn olarak, ben de iki çocuk yetiştirdiğim için deneyimlerimden şunu söyleyebilirim ki öğrenen birey, öğrenen ebeveyn olmak lazım çocuklarla birlikte. Ve çocukların dünyasında, ruh dünyasında onlara, onların gelişim sürecine paralel olarak onları anlamaya gayret etmek lazım. Söyleyeceğimiz bir söz onların duygu dünyasına, içlerine kapanmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla onların kendilerini ifade etmelerine yönelik
onların çabalarına destek olacak bir çabayla karşılık verilmesi gerektiğini ben de deneyimledim, gördüm. Hala onu üzerinde duruyorum. Her yaşın ayrı bir sorunu var. Özellikle bu salgın hastalıkların olduğu dönemde ebeveynlerin gerçekten çok önemli görev ve sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Sunumunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi ki varsınız. Teşekkür ederim Ateşem, sağ olun, siz de iyi ki varsınız. Kadir Duran öğretmenim, mikrofonunuzu açabilirsiniz. Merhabalar hocam. Öncelikle sunumunuz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun Kadir Bey. Enuresis 2 ve ekopresis ve birkaç farklı davranış bozukluğunda erkek çocuklarda daha fazla görülme olasılığından bahsettiniz ki evet. Acaba bu konuda bilimsel bir çalışma yapılmış mı acaba? Neden erkek çocuklarında bu davranışın daha sık görüldüğüne dair bir çalışma yapılmış mı? Ve bir kaynak önerebilir misiniz? Onu soracaktım. Evet, epidemiyolojiye bakıldığında bir takım rahatsızlıklarda cinsiyete göre de ayrımlar yapılır muhakkak. Ama erkek çocuklarda görülmesinin sadece oranı açıklanır ama bunun biyolojik bir nedeni yoktur. Olsa hani bilirdik, erkek çocukların yani cinsiyetlerine özgü oluşan biyolojik bir sorun olsa biz bunu psikolojik açıdan değerlendirmek için biyolojik bir neden olsa hani cinsiyete özgü bir açıklaması olabilirdi. Ama cinsiyete özgü sadece oranlar verilir. Böyle bir şey yok yani. Diğer soru neydi? Buydu hocam, sorun buydu. Teşekkür ediyorum. Çünkü iki erkek çocuğum var. Ha, kendi çocuklarımdan yola çıkarak bu soru üzerine evet, biraz yani yoğunlaştım. Dediğim gibi epidemiolojiye baktığımız zaman oranlar verilir. Ama biyolojik bir kökenden bahsetmiyoruz. Ama büyük hocam kırıyor. Bir rahatsızlıktan bahsetsek cinsiyete özgü açıklamalar olur. Ama burada psikolojik anlamda işte erkek çocukların daha hassasiyet göstermesi vesaire diyemiyoruz. Demiyorum, şöyle bir şey var. Sadece cinsiyet değil, biliyorsunuz aynı zamanda işte yaşı gibi etkenler de var araştırmalarda. Ama işte yaşının nedeni açıklanmadı gibi cinsiyetin de nedeni pek açıklanmadı. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Mehmet Cengiz hocam, buyurun. Hocam merhaba, teşekkür ederim. Merhabalar. Sesiniz az geliyor ama ben duyamıyorum. Sunum için teşekkür ederim. Çok faydalandık. Ben de yeni baba oldum. Yani en büyük çocuğum 6 yaşında, 3 tane çocuğum var. Gerçekten çok sağ olun. Çok zormuş yani ebeveynlik işi, çok zor bir şey. Ben buradaki velilerde mesela çocuklarında birinci sınıf, ikinci sınıf çocuklarda bu davranış bozukluklarını gözlemliyorum. Biz bunu fark ettiğimiz için mesela veliyle iletişim kurmakta ya da bunu sormakta, işte bunu tespitimizi paylaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. Yani veliye işte sizin çocuğunuz böyle huzursuzluk veriyor ya da işte yalan söylüyor ya da görevini yerine getirmemek için bir bahane buluyor ya da işte tırnağını kemiriyor falan demekte sıkıntı yaşıyoruz. Yani sanki biraz şey gibi oluyor. Şikayet eder algılıyorlar sanırım. Velinin öyle sanki mi? Aile içi bir sıkıntısını ifşa etmiş gibi oluyor. Evet. Yani burada nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz? Ve yani bu ikinci, üçüncü nesil ebeveynlerde aile içi sıkıntılar da var gerçekten. Ya boşanmalar, işte bilmem ayrı yaşamalar, çocuğun ihmal edilmesi. Çocuğun mesela kişisel temizliği çok zayıf. Bunu söylediğin zaman yani veli çok böyle rahatsız oluyor gibi. Burada nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız? Yani Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız da Türkiye'dekinden hakikaten çok farklıymış. Benim ilk senem burada. Nasıl bir yaklaşım tavsiye edersiniz? Yani bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir semptomlar diyoruz. Ortaya koymuş olduğu bir takım aslında sonuçları var bir davranışın, değil mi? Mesela
diyelim ki endişeli bir tırnak yemeğiyle ilgili çocuğun endişeli ve kaygılı olduğundan bahsediyoruz değil mi? İşte son zamanlarda özellikle daha kaygılı görüyorum, daha endişeli görüyorum gibi yaklaşarak aslında direkt çocuk tırnak yiyor demektense yani hani az önce demiştik ya çocuğun etiketlenmesi ne doğurur? Karşı tarafta savunma doğurur. Karşı tarafta çocuğun da kendisini bir parçası olarak gördüğü için direkt bir savunma mekanizması kuruyor. Siz de bir öğretmen olarak tabii ki bunu paylaşma ihtiyacı duyuyorsunuz ne mutlu ki. Ancak söylerken semptomlarından çıkarsak eğer yola ve yardımcı olabilmek, kaygılarımızın yardımcı olabilmek olduğunu izah edebilirsek, duygu olarak da verebilirsek yardıma açık olabileceklerini tahmin ediyorum. Yani ifade ederken biraz daha dediğim gibi semptomlarından yani çocukta gözlemlediğimiz, onu etkileyen olumsuz her ne varsa oradan yola çıkarak aslında bizim aileyle o çocuğun hakkında konuşmaktaki kaygımız aynı. Yani ikimiz de aynı amaçla birleşiyoruz değil mi aileyle o noktada konuşmak isterken? Çocuğu etiketlemek, yermek ya da dışlamak vesaire şikayet etmek değil tabii ki eğitimci olarak niyetimiz. Ama karşımızdaki kitle bunu böyle algılayamıyorsa mutlaka bizim onların aslında hani dedik ya söz sihirdir, her kurduğumuz cümlenin altında bir mesaj vardır. O mesajlara dikkat ederek, alttan verdiğiniz mesajlara dikkat ederek iletişim kurmayı tercih edebiliriz. Yani kendi duygu düşüncelerimizden, çocukla ilgili kaygılarımızdan, hissettiklerimizden bahsederek bir çözüm arayışında olduğumuzun aslında mesajını vererek konuşursak belki daha işbirlikçi olurlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Pardon. Ateşen buyurun. Evet, ben de öncelikle çok teşekkür ediyorum. Maalesef son dakikalarda pek dinleyemedim. Hatta görüntüyü kapattım. Maalesef telefon gelmişti. Türkiye ile görüşmek zorunda kaldım ama genel olarak baştan itibaren oldukça da faydalandığım ve bir şu anda siz zaten biliyorsunuz yeni bir çocuk babası olarak da gerçekten faydalandım ve kafamda birçok şeyi böyle bir açıklandı. Yani mesela işte bakıyorum örneğin benim kızım şu anda işte bir çocuk gibi davranmaya başlaması filan, o sizin bahsettiğiniz işte tırnaklar yemesi filan, bu anlamda gerçekten sizinle önümüzdeki günlerde özellikle tekrar burada tabii ki o şansımız var bizim görüşüp o konularda sizden daha da yararlanmak isterim. Şunu sormak istiyorum, biraz önceki hocamız çok güzel bir konuya değindi. Buradaki velilerimize ulaşmak konusunda. Mesela söylediği ailelere ulaşmakta gerçekten zorlanılıyor. Bu mesela sadece çocukların psikolojik veya işte mesela diyelim sorunları veya işte mesela diyelim ki davranış bozukluklarıyla alakalı değil. Buraya gelen vatandaşlarımızla çocuklarıyla ilgili bazı şeyleri söylediğimiz vakit bunu kabul etmiyorlar. Örneğin Türkçesiyle ilgili konuştuğumuz vakit işte güzel, uygun belki kelimeler seçiyorsunuz ve işte mesela dilinin işte yetersiz olduğunu, geliştirmesi gerektiğini falan gibi bir şeye bir şekilde ima ettiğiniz vakit bile bakıyorsunuz kapanıyor veliler. Yani bu da şunu gösteriyor. Biz aslında öğretmenler olarak da burada velilere yönelik çalışmalarımızı çok daha fazla arttırmamız gerekiyor. Çünkü böyle daha kapalılar bu konuda ve eğitim konusunda tabii ki çocuklarıyla herkes gurur duyar ama hiçbir şey açık değiller gibi. Bunu söyleyebiliyorum. Çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü bunu aile olarak da zamanında burada yaşamış birisi olarak ben de yaşamıştım. Mesela benim babam da kalkıp ona böyle şey yapınca dinlerdi ama yine de çok hoşuna gitmezdi. Yani böyle aileler birazcık bazı konularda böyle sır gibi veya işte mesela yeniliklere açık olmayıp böyle eleştiri gibi algıladıkları için bu yaklaşımlarda velilere biraz daha iyi işte velilere ulaşıp onlarla belki seminerler düzenlemek ve işte onlarla daha iyi ilişkiler kurmamızın çok daha önemli olduğunu ve çok daha fazla bu konuya da eğilmemiz gerektiğini ben de bu konuşmalardan anlıyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yararlandım. Çok önemli bir konu ve şunu görüyoruz. Özellikle bu süreçte gerçekten de bütün öğretmenlerimiz yani bu ezber bozan yeni eğitim biçimleri ortaya koydular. Ve öğretmenlerimizin işi gerçekten çok zor. Özellikle bu süreç, bu korona süreci, pandemi süreci boyunca dediğimiz gibi bir de çocuklar çok etkilendi, aileler çok etkilendi. Ve o yüzden öğretmenlerimiz sadece öğretmen değil, sadece bilgiyi aktarmakla değil, aynı zamanda işte tamam sizin belki branşınız, işte rehberlik olsun, psikolojik danışmanlık olsun. Bütün öğretmenlerimiz, bütün bu 10 parmaklarında 10 marifetleri var ve bütün bunların hepsini yapıyorlar. O bağlamda da ben de bütün öğretmenlerimize, başta da siz olmak üzere çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun Ateşem. Siz de iyi ki varsınız. Aslında dediğiniz gibi velilerle öncesinde zaten yakın ilişki içerisinde olursak bunları söylerken belki bizi karşısında bir tehdit unsur olarak görmez çocuğuna karşı. Sıcak ilişkiler içerisinde olmak. Belki daha yani sıcak derken bu samimiyet gibi algılanmasın. Daha sık görüşüyor olmak belki dediğiniz gibi. Çocuğuyla ilgili zaman zaman gelişimi hakkında rutinler oluşturup bilgi vermek, bunu tasarlamak, planlamak ve bu rutin içerisinde aslında gelişim dönemleri hakkında bilgi verirken atıyorum işte dönemde 4 kez, ayda 1 kez gibi rutinler belirleyerek ya da 2 haftada 1 gibi gelişimiyle ilgili bir takip oluşturup bunu elimize alıp konuştuğumuzda onun hayatında var olan değişiklikler hakkında karşılıklı bilgi alışverişi oluşturduğumuzda onların da zannediyorum ki kabullenmesi, çocuğuyla ilgili takip sürecine dahil olması daha olası görünüyor. Evet, teşekkür ederim. Bilmediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Hatice Akkan öğretmenimizin de bir sorusu var. Buyurun hocam. Merhaba herkese. Burcu Hocam, özellikle sunumunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel noktalara değindiniz. Ben de Freiburg bölgesinde psikolojik danışman olarak çalışıyorum. Aslında şöyle küçük bir katkı söylemek istemiştim, katkı bulmak istemiştim. Az önce arkadaşlarımızdan gelen sorulara istinaden. Bizler buralarda aile eğitim programları yapıyoruz. Sizler de eğer velilerinizi daha çok bu aile eğitim programlarını duyurabilirseniz, aslında bu birçok problem ortaya çıkmadan önce rehberlik çalışması yapabiliriz. Tabii ki hani bunun için sizin desteğinize çok ihtiyacımız var. Öğretmen arkadaşların. Çünkü velilerin birçoğunun haberi olmuyor. Ya da katılım konusunda çok motive olmamış oluyorlar. Bu anlamda öğretmen arkadaşlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Bir diğer nokta da aslında şöyle bir teknikten bahsedebiliriz belki. Bizler sandviç tekniğini kullanırız. Çocukların olumsuz davranışlarını düzeltmeye yönelik. Belki velilerle görüşürken sizler de hani bu tekniği kullanabilirsiniz. Bu şöyle bir şey. Çocuğun mutlaka olumlu davranışları da oluyordur sınıfta. 2 tane olumlu davranışını bulup araya o olumsuz gördüğümüz davranışı sıkıştırdığımızda velinin bunu kabullenmesi daha kolay oluyor. İşte diyelim ki çocuk çok aslında yardımsever bir çocuk. Ama aynı zamanda tırnak yiyor sınıfta. Hani veliye bunu söylerken işte çocuğunuz gerçekten arkadaşlarıyla çok güzel yardımlaşabiliyor, eşyalarını paylaşabiliyor. Bunu yaparken bir taraftan da işte ama tırnak yeme davranışının olduğunu da gözlemliyorum. Böyle bir çocuk yetiştirdiğiniz için teşekkür ederim. Peki bu tırnak yeme davranışı için hani neler yapabiliriz birlikte dediğimizde veli kendini savunmadan ziyade hani o yardıma aslında daha kolay giriyor. Yani bizimle işbirliğine daha kolay girebiliyor. Belki öğretmen arkadaşlar da velilerle görüşürken bu tekniği kullanabilirlerse daha ikna edici olabilirler diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim. Güzel sunumunuz için. Ben teşekkür ederim. Ayrılmadan öğretmen arkadaşlarıma bir mesaj da vermek istiyorum. Aslında bizler Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni olarak illaki psikolojik danışma alanında ya da olmamıza, rehber öğretmen olmamıza gerek yok. Bizler hepimiz onların önünde. Psikolojik danışman olmasak da birer rehberiz. Çocuklarımızın bize gerçekten çok ihtiyacı var. Özellikle akran zorbalığına konu dışında da olmasına rağmen saldırganlık davranışından sonra değinmek istedim.
iyi gözlemci olmamız, farkında olmamız gerekiyor. Aile içerisinde problem yaşayan, sorun yaşayan pek çok çocuğumuz var. Okul içerisinde sahipsiz kalan çocuklarımız var. İzole olmuş çocuklarımız var. Gerçekten hani uyum sorunu yaşayan çocuklarımız var. Dediğim gibi onlara rehber olabilmek, onların ışığı olabilmek aslında hepimizin vicdani sorumluluğu. Farkında olup yol alabiliriz ancak. İyi gözlemci olmalıyız, farkında olmalıyız ve yanında olmalıyız diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Burcu Hocam, ayrılmadan bir soru daha alalım Seçil Hocam'dan. Hocam. Merhabalar. Çok teşekkür ederiz. Ben duyabiliyor musunuz sesimi? Şimdi alıyorum, buyurun. Tamam. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben gerçi bir kısmından sonrasına katılabildim ama benim sorum aslında bizim kendi çocuklarımızla ilgili. Biz biliyorsunuz, belki bu konuda bilgi verdiniz, ben kaçırdım bilmiyorum ama biz biliyorsunuz çok büyük bir değişiklik yaptık. Ailecek mesela buraya geldik Türkiye'den. Ve bizim çocuklarımız da bir uyum süreci ve kaygı yaşadılar doğal olarak. Ve şimdi mesela benim oğlumda tırnak yeme davranışı ortaya çıktı. Hani biz de bu tarz durumlar için bizim çocuklarımız için de bir destek programı ya da işte herhangi bir bize başka verilebilecek bir destek var mıdır acaba? Çocuğumuz kaç yaşında? 12 yaşında. 12 yaşında. Kaç yıl oldu bildiğin? Bu sene geldik, daha yeni. İşte 7 aylık, 8 aylık. Anladım. Ayıracak olursak öncesinde Türkiye'de bu davranışı göstermiyor sanırım. Anlattıklarınızdan öyle anladım. Çok önceleri biraz küçükken göstermişti. O sırada biraz akran zorbalığına uğradığını öğrendik. Daha sonra sorunu çözdüğümüzde ortadan kalktı davranış. Evet. Ama buraya geldiğimizde tekrarladı şimdi. Hayatında tekrar yoğun kaygı yaşamasına neden olan şey nedir? Yani acaba gerçekten ülke değiştirmesi mi? Ülkenin de var olan şeyin ne olduğunu bakmak gerekiyor. Yani dediğim gibi bakmak gerekiyor. Aile içerisinde bunu değerlendirmek gerekiyor. Karşılaştığı çevre içerisinde okula gidiyor bu çocuk, arkadaş çevresi olarak. Tekrar böyle bir şeye maruz kalıyor ve saklıyor mu? Ya da başka bir şey mi olabilir? Yeni bir dil öğrenme işte evresinde esasında. Bununla ilgili bir sorunu var. Yani daha spesifik düşünmek gerekiyor. Biz Türkiye'den buraya geldik. Evet, bir uyum sorunu. Tamam. Ama biraz daha kökenine inmek gerekiyor. Eğer ki bu davranış ne kadar, kaç aydır devam ediyor? Buraya geldikten bir iki ay sonra çıktı ortaya. O süreçten beridir de devam ediyor. Tamam, anladım. Yani tabii ki yardım almakta fayda var. Bir uzman desteği almakta fayda var. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet, şu an için başka bir sorumuz görünmüyor. Burcu Hocam, tekrar teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Katılımcı arkadaşlara da burada oldukları için teşekkür ediyoruz. Öğleden sonraki oturumumuz iptal edildi. Bunu da duyurumu buradan yapmış olalım buradaki arkadaşlar için. Tekrar görüşmek üzere başka bir eğitimde. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Saygılar.